Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Ramşo, oğlum fırla çay getir abine. Abi. Hadi, hadi. Hoş geldin, nasılsın? Eyvallah. Hoş bulduk abi. Ben boşları alayım abi. Şunu da alayım Ramşo'nunkine. Hayırdır, bir hal var üstünde senin? Ben kararımı verdim. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Ne düşünüyorsun peki? Adına alem dedikleri bu kirli dünyanın içine girip dünyalarını da alemlerini de başlarına yıkacağım. Aslanım, sen o aleme zaten tepeden daldın da bundan sonra ne düşünüyorsun? Aklında ne var? Sıradaki ne? Tepeden girdik olmadı usta. Bu sefer daha aşağılardan başlayacağız. Tırcı Yaşar diye biri varmış. Adını duydun mu? Senin o şerefsizle ne işin olur ki? Mesleki dayanışma diyelim. Şoför arkadaşların hayatlarını karartıyormuş. E biz de şoförüz neticede. Hallen anlarız. Bulalım bakalım şu Yaşar'ı. Tipler kim usta? Ne dolanıyorlar ortalıkta? Vallahi icraatını duyan geliyor aslanım. Sabah beri kovduğumun haddi hesabı yok. Al bunlarla da sen uğraş hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Müsaade var mı? Bir şey konuşacaktık. Buyur. Adım Faik. Tarla başında otopark işletiyorum. Hamdolsun işlerimiz iyidir. Yalnız bu haramzadeler rahat bırakmıyor. Ne dersen mekanım senindir. Beraber çalışalım, kazandığımızı beraber paylaşalım. Kardeşim, benim otoparkta falan işim olmaz. Sen yanlış anlamışsın mevzuyu. Acele karar verme istersen. Hem yanlış anlamayın da daha yenisiniz bu işlerde. Yanınızda, yörenizde bu işleri bilen bir adam lazım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi sen de boş bırakma otoparkını. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi. Ramço, nerede abinin çayı? Hemen getiriyorum. Hadi. Abi. Hadi. Tiplere bak ya. Faik abim. Ha. Fikret abiye ne diyeceğiz? Dur be oğlum. Öyle tek lafla gelir mi ortaya delikanlı adam? Ha. Toy olandan başlamak lazım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Rıza Altay'ın kardeşi sen misin? Hayırdır, ne yapacaksın? Tamam, tamam, sakin. Niyetimiz iyi. Yol arkadaşlığı etmek isteriz. Nereden yoluymuş o? Bak aga, her soylular ortak düşmanımız. Düşmanımızın düşmanı dostumuz olsun isteriz. Vallahi abinle konuşalım istedik ama çok ters adam ya. Öyledir o. Anlamadan dinlemeden tersler adamı. Sen onu boş ver. Ne anlatacaksan bana anlat. Eyvallah. Da. Yalnız böyle ulu orta konuşulmaz bu işler. Buyur gel mekanımıza geçelim. Başımın üstünde yerim var. Hem anlatacaklarım uzun. Buyur. Hadi anlat, nedir seni İstanbul'da tutan? Ali Rıza. Ay ben tahmin ettim. Şaka yapıyorum Derya, sadece şaka. Ya ama her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır derler, değil mi?
Sen ne konuştun babamla? Ne konuşacağız? Ne olacak bu Derya'nın aşk hayatı diye oturduk, konuştuk uzun uzun. Sen geç dalganı. Asıl ben senin aşk hayatın ne olacak çok merak ediyorum. Olmayan şeyin nesini merak ediyorsun acaba Derya? Ya öyle deme ama. Ben videoda gördüm. Hoş çocuk. Ne videosu? Şu Buraj'a yaptığı video. Düğünde de video çekildi. Düğün mü ne düğünü? Derya benim acil çıkmam lazım. Teyzeme benim adıma özür dilersin tamam mı? Ya iyi de ne oldu şimdi nereye gidiyorsun? Ali Rıza'yı görmem lazım. Ya Allah'tan bir şey yok. Ya bir de olsa ne yapacaksın acaba? Geldiğin için teşekkür ederim. Buyur doktor hanım. Şöyle otur. Dün gece yaptıkların için olayın şokundan ötürü sana teşekkür edemedik. Kusurumuza bakma. Estağfurullah. Yani... Ben de çok üzgünüm olanlardan dolayı. Yaşadıklarımıza, çektiklerimize bizzat şahitsin. Ben daha evladımın acısını yaşayamadan, gözümdeki yaş dinmeden... ...diğerlerinin derdine düştüm. Ali Rıza'm olayın şokuyla ne yapacağını... ...bunlarla nasıl mücadele edebileceğini bilemiyor. Bir evlat acısını daha kaldıramam. Bana yardım et. Uğraştığı insanların nasıl insanlar olduklarını anlat. Onlarla baş edemeyeceğini anlat. Bıraksın artık içindeki şu intikam duygusunu. Konuşmaya çalışırım. Ama
Bizim de ona biraz zaman vermemiz lazım. Şu an her şey o kadar taze ki konuşsam da beni duymaz. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Konuşuyorum ama beni dinlemiyor ki. Birinin onu ikna etmesi lazım. Bak sen dün evimize gelen o eşkıyayı bile nasıl yola getirdin? Ali Rıza'yı belki sen ikna edebilirsin. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? İyi geçmedi. Tanıklık yapmaya ikna edemedim. Dosyaları toparla, bir kere daha üzerinden geçelim olur mu? Belki atladığımız bir şey vardır. Bir beyefendi geldi. Odanızı aldım, sizi bekliyor. Kimmiş? Kusura bakmayın, beklettim. Nasıl yardımcı olabilirim? Murat Ersoylu. Kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Eğer buraya beni tehdit etmeye geldiyseniz... İzin verin, neden geldiğimi anlatayım size. Sizi temin ederim, endişe etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Peki. Buyurun. Sizi dinliyorum. Biz yakın zamanda bir hastane satın aldık. Bir tanesini daha almak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sağlık grubumuzun hukuksal işlerini yürütmesi için bir avukat arıyorum. Tehdit etmeye değil, satın almaya geldim diyorsunuz yani. Bildiğim kadarıyla sadece eşyalar satın alınabilir. İnsanlar değil avukat hanım. Mülkiyet hukukunda bunu size öğretmiş olmalılar. Ben de size ceza hukukundan bahsedeyim. Eğer insanları öldürürseniz hapse girersiniz. Çok basit. Bana karşı neden bu kadar önyargılısınız? Yani ben sonuçta size bir iş fırsatıyla gelen bir iş adamıyım, öyle değil mi? Murat Bey, ben suç örgütlerini ve mafya babalarını savunmam. Öyle mi? Bilmiyordum, özür dilerim. Ama beni siz yanılttınız. Ali Rıza Altay'ın avukatı olduğunuzu görünce yanılmışım. Size bir şey göstermeme izin verir misiniz? Buyurun. Baskın için geldiği sırada önce elektriği kesmiş. Ama kameralarda gece görüşü olduğu için yüzünü seçebiliyorsunuzdur sanırım. Madem elinizde delil var, neden savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Neden bana geliyorsunuz? Avukat hanım, biz hukuku iş anlaşmalarında ya da anlaşmazlıklarında kullanırız. Böyle meseleleri kendi içimizde çözmeyi tercih ederiz. Neyse, göründüğü gibi Ali Rıza Altay'la aramızda çok büyük bir fark yok. Yani prensip olarak. Yoksa müvekkil olarak size daha çok para kazandıracağımız kesin. Neyse, ben daha fazla vaktinizi almayayım sizin. Eğer fikrinizi değiştirirseniz... Beni arayın lütfen. Sizinle çalışmaktan mutluluk duyarım. Hoşça kalın. Tamam kardeşim, tamam, sağ olasın. Eyvallah, borçlandık sana da. Artık senle herkesle beraber yarın öğrenirsin. Eyvallah, sağ ol. Akşamları stres atmak için bir mekana takılıyormuş sahiline. Mekanlı olmaz abi. Biz senetleri ellerinden almadan Ersoylu'ların öğrenmemesi lazım. O zaman mekan çıkış. Ha, o şerefsiz tek gezmez ki yani. Kesin koruma aracı falan vardır. Usta kim de tek gezmez? Yani öyle siz yine bir icraat peşindesiniz sanki. Fatih, senin işin gücün yok mu oğlum ya? Her şeye karışıyorsun. Abi Fatih olmadan olur mu ya? Koruma aracını kim halledecek? Değil mi? İyi de Fatih ne yapacak 4 tane silahlı yarmaya? 4 tane yarma. Silahlı.
Güzel. Güzel. Fatih bir şey yapmayacak ki abi. Sadece biraz tamponlar olacak. O kadar. Tampon? Abi beni Peder Bey'le uğraştırma, gözünü seveyim. Yani 4 tane yarmayla uğraşmayı, hatta kurşuna kafa atmayı tercih ederim de. Tampona bir şey olmasın, biliyorsun pederi. Gözünü seveyim ya. Ben Cemal abiyi hallederim. Sen bana bırak. Ya tampon sıkıntı be abi. Güven bana. Ben ufak çarpar değil mi böyle, hani ufak? Sonra konuşuruz. Ha. Hoş geldin Halide. Merhaba. Merhaba hanım kızım, hoş geldin. Ali Rıza, bir konuda yardımına ihtiyacım var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Şöyle geçelim istiyorsan. Usta, ben sana dedim. Gözümün önünde bir mafya babası doğuyor dedim. Sen inanmadın kardeşine ama kardeşin haklı çıktı. Bak, şimdi de diyorum. Gözümün önünde bir aşk hikayesi doğuyor. Ali Rıza ile Halide. İyi misin Halide? Ali Rıza, ben dün gece senin için çok endişelendim. Ailen de çok endişelendi. Biliyorum, canın çok yanıyor. Çünkü canından can kaybettin. Ama sevdiklerin de seni kaybetmekten korkuyorlar. Elimden gelse hiçbirini üzmem Halide. Sevdiklerim de biraz beni anlasınlar. Bunu yaşayamam. Yaşanıyor Alırsa. Belki acını hiç dinmiyor. Belki hissettiğinin suçluluk duygusu hiç peşini bırakmıyor. Ama sevdiklerin için katlanmaya devam ediyorsun. Aileni düşün. Anneni düşün. Lütfen. Kolyeni çıkar mısın? Şimdilik. Ama sonra hiç çıkarmamak üzere takacağım. Kolye önemli galiba senin için. Ailenle mi ilgili? Keşke anlatabilsem. Ama ben senin başına daha fazla dert açmak istemiyorum. O yüzden ne olursun sorma, olur mu? Sen dün gece benim için Fuat'ı karşına alarak başına dert açmadın. Yardımına ihtiyacım var demiştin. Benim senden yardımını isteyeceğim konu... Ali Rıza, çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Biraz yarınleşmek gibi olacak ama... benim düğün gecesinin görüntülerine ihtiyacım var. Halide polis görüntüleri inceledi.
Maalesef Nihan'ı kimin vurduğu görünmüyor. Ali Rıza, benim o görüntülere gerçekten ihtiyacım var. Neden? Ne bulmayı umuyorsun görüntülerde? Ne olursun bana bunu sorma. Halide, bu sence de tuhaf değil mi? Tuhaf. Tuhaf biliyorum ama... şu an sana bunun sebebini anlatamam. Bana mı güvenmiyorsun? Ali Rıza, sen benim şu an güvenebileceğim tek insansın. Ama bunun güvenle hiçbir alakası yok. Benim bazı konulardan emin olmam gerekiyor. Sonrasında sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Lütfen. Peki, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama görüntüler bizde yok. Polis el koyduğu için Füsun'dan alabiliriz ancak. Füsun? Mahalleden arkadaşım. Avukatımız. Davaya o bakıyor. Sakıncası yoksa ben görüşebilir miyim Füsun Hanım'la? Seninle gelmemi ister misin? Sağ ol. Ben hallederim. Adresi verebilirsen. Tabii. Anlayışın için teşekkür ederim. Senin ne derdin var bakayım Ersoylar'la? İstanbul'da namusuyla iş yapmak isteyip de bunlarla sorun olmayan adam mı var? Her şeyimizi aldılar elimizden. Her şeyimizi. Vallahi her şeyimizi de almamışlar. Otopark bayağı işliyor. Çok şükür. Ama babamın bunun gibi çok yeri vardı. Bir burası kaldı. Zorla çöktüler aga. İhtiyar babam. Dayanamadı. Kalbine indi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Da. Bu kadar zaman niye beklediniz intikam almak için? Önce ben de sizin gibi tek tabanca dikileyim istedim karşılarına. Ama yanlarına yanaşmak ne mümkün? Sonra abi kardeş yaptıklarınızı duyunca... vallahi helal olsun dedim. Öylece çıktım geldim mahallenize. Yıllardır araştırıyorum. Nereye girerler, nereden çıkarlar hepsini biliyorum. Aga, abini ikna edip güçlerimizi birleştirirsek... işte o zaman beraberce sorarız yaşadıklarımızın hesabını. Abimi ikna etmek kolay olmaz. Ama ben bir yola girersem beni yalnız bırakmaz. Eyvallah. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hadi. Hadi bakalım. Fincan, çabuk tazeli oğlum Mert abi. Abinin çayını. Çabuk. Köpekleri sever misin? Bu da bizim Zümrüt. Çıkıyor muydunuz? Halide Gürkan isminde bir hanım geldi, sizi görmek istiyor. Halide Gürkan mı? Bugün kabul günümüz anlaşılan. Tamam, peki. Bekliyorum, gelsin. Buyurun Halide Hanım. Merhabalar, Halide Gürkan. Füsun. Memnun oldum. Buyurun. Randevusuz gelmeme rağmen kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Adresinizi Ali Rıza verdi. Sizin de mi eminizi bastı yoksa? Anlamadım. Buyurun Halide Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Düğün gecesinin görüntüleri dava dosyasındaymış. Ali Rıza sizden bir kopyasını alabileceğimi söyledi. Yanlış söylemiş. Görüntüleri sizinle paylaşamam. Yani görüntüler sonuçta dava dosyasına girmiş. Bana bir kopyasını vermenizde nasıl bir sakınca olabilir ki? Halide Hanım, siz hangi sahikle benden görüntüleri istiyorsunuz? Davanın tarafı bile değilsiniz. Ben neden elimdeki delilleri sizinle paylaşıyorum?
Bakın lütfen. Benim o görüntüleri gerçekten izlemem gerekiyor. Anlıyorum. Ama bunun için mahkeme sonuçlanıncaya kadar beklemeniz gerekiyor. Ya da şöyle yapın. Çok istiyorsanız Burak Ersoylu'dan isteyebilirsiniz. Ne de olsa yakınınız. Onun avukatında da var aynı görüntüler. Siz niye benimle bu şekilde konuşuyorsunuz bilmiyorum ama benim yakınım Ali Rıza. Burak Ersoylu hiçbir şeyim değil. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın ilgiler. Ne dedin, ne dedin? Ulan Faik, 40 yılda bir kedi olalı fare tuttun. Hadi. Ne demiş? Demiş ki, İstanbul'da namusuyla iş yapmaya çalışıp da Ersoylularla sorun olmayan adam var mı demiş. Bunu Faik mi demiş? Çok iyi ya. Ulan bin yıllık namussuz Faik. Şimdi bize namuslu mu olmuş? Ya. Ulan çok iyi ya. Çok iyi. Bağlamış mı çocuğu? Çocuğu kafa kolu aldım diyor. Güzel. İstediğiniz zaman beline silah takar. İstediğiniz yere yollarım diyor. Güzel. O çocuğu diri tutsun. Daha zamanı var onun. Biz şimdi şu önümüzdeki sevkiyatı halledelim. Kazasız belasız şu işi halledelim Fiko. Tamam mı? Ondan sonra ben o taksicinin kardeşini nereye yollayacağımı çok iyi biliyorum. Gel. Sen miydin? Hayrola? Bizim Hasan parçasıyla ilgili bir haber mi var? Yok efendim. Başka bir durum var. Siber suçlarla mücadele eden bir arkadaşım aradı. Fuat Ersoylu'nun sağ kolu nüfus kullanıp el altından bir başvuru yapmış. Allah Allah. Neyle ilgili? Ali Rıza'nın Burak Ersoylu'yu tokatladığı görüntülerle ilgili. Videoların ilk girdiği IP adreslerini öğrenmek istemişler. Bizim arkadaşlar tespit edebilmiş mi? Yok, mümkün değil. Videoyu hazırlayan işi gayet iyi biliyor. Adreslerin hepsi yurt dışında. Arkadaşım da bir cevap vermeden önce bana danışmak istemiş. Senin bu arkadaşın güvenilir mi? Tabii, kesinlikle. İyi o zaman, konsorsiyumu birbirine düşürmek için bunu kullanabiliriz. Birbirine düşsünler ki Ali Rıza ile uğraşacak vakitleri olmasın. Raporda kimin adının geçmesini istersiniz? Sen Halide'nin Fuat'ın karşısında dikilmesine izin verirsen... Burak da kalkar gelir, hadsizce benim karşıma dikilir Sabri. Tamam. Fuat Burak'ı çok şımarttı. Burak'ın hadsizce senin karşısına çıkabilmesi ondan. İşte. Acaba biz de Halide'yi çok mu şımarttık? Hı? Vazifene dön diyorum, dönmüyor. Bunca senedir işini severek yapan, izin almadan çalışan kız İstanbul'a demir attı. Sen benden iyi bilirsin abi. Halide vicdanlı bir kız. Bence kızın ölümü ve ailesinden kendini mesul tutuyor, onlara yardım etmeye çalışıyor. İnşallah dediğin gibidir. Yok eğer benim düşündüğüm gibiyse o zaman sıkıntı büyük. Ne yapmayı düşünüyorsun? Önce şu Fuat'ın ayarını bir yapalım da Burak'ın dizginlerini sıkı tutsun, yoksa o dizginleri boynuna dolayacağımı bilsin. Thank you.
Biraz gayret etmelisin Ferit. Bir şeyler yemelisin Ferit. Böyle olmaz. Beni daha fazla üzme. Niyan için. Hadi anne. Boğazımdan geçmiyor. Oğlum çorba bu geçer. Hadi onun için bir kaşık. Evde mi? Yo, daha gelmedi. O zaman ben durağa falan bakayım, telefonlarını da açmıyor. Dur, 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 gitme. Gel. Gel bir konuşalım. Kızım bize bir kahve yap. Tamam, tamam anne. Geç. Tamam, dur. Sağ ol kızım. Dün gece olanları mı duydun sen? Duymakla kalmadım. Görüntüleri izlettiler. Kim? Murat Ersoylu. Ofisime geldi. Babasını yaptıklarını da izletti mi? Kafamıza silah dayadı eşkıyalar. Ne? Emine sen nasıl beni aramazsın? Nasıl polise gitmiyorsunuz? Ya nasıl gidelim Füsun? Ali Rıza'nın yaptıklarından sonra. Emniyan için gittik de ne oldu? Ben artık bunlardan kurtulmak istiyorum. Allah'larından bulsunlar. Ali Rıza'yla konuş. Kapansın bu mesele artık. Ne yapalım? Davadan çekilelim mi istiyorsun? Ali Rıza'yı kurtarmanı istiyorum. Kardeşim elden gidiyor Füsun. Hep o Halide denen doktor kadın yüzünden geldi bunlar başımıza. O da geldi bugün ofise. Nasıl? Ne istiyormuş? Düğünün görüntülerini. Ne yapacakmış ki? Ben ne bileyim Emine, bilmiyorum ki. Ali Rıza'nın ilgisini çekmeye çalışıyor. Peşini bırakmadı kardeşimin. Hani yanı kaybettik yetmedi. Bir de Ali Rıza'yı kaybedeceğiz onun yüzünden. Of. Tamam kardeşim, anladım, sağ olasın. Bir şey diyeceğim, bu kaç gibi çıkıyor genelde? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Ali Rıza? Eline silahı alıp Burak Ersoylu'nun evini basmışsın. Hayır, bu polise intikal etse ben ne kadar zor durumda kalacağım biliyor musun sen? Sen niye zor durumda kalıyorsun? Yani çünkü seni bilmiyorum ama benim yapmak istediğim tek şey Nihan'ın katilini bulup hapse tıktırmak. Cezaevine gittim bugün. Nihan'ın ölümünün üstüne adamla görüştüm. Öyle mi? Ne dedi? Yani bu işler öyle hemen olmuyor. Biraz zaman gerekiyor ama elbette çözeceğiz. Füsun, sen bu şekilde sonuç elde edebileceğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Düşündüğüm için bu mesleği yapıyorum zaten. Ama senin de bana yardımcı olman gerekiyor. Sen öyle eline silah alıp ev basarsan ben senin de ailenin de haklarını koruyamam ki. Füsun, senin bu meseleden uzak durmanı istiyorum artık, tamam? Öyle mi? Neden? Halide Gürkan mı üstlenecek artık davayı? Bugün de ofisime göndermişsin. Ne alakası var? Kıza kötü davranmadın değil mi? Ya sen öyle istediğin insanla delilleri paylaşamazsın Ali Rıza. Ben istediğimle istediğimi paylaşırım. Sakin ol. Bak.
benim yüzümden sana da zarar gelsin istemiyorum. Bu meseleden uzak dur derken amacım seni incitmek değildi. Anladım. Ben avukatım Ali Rıza. Bu mesleği tercih ederken de nelerle uğraşacağımı gayet iyi biliyordum. O yüzden benim için endişelenmene hiç gerek yok. Peki, madem aldığın riskleri biliyorsun, benim avukatım olarak kalacaksan o zaman daha büyük riskleri alman gerekecek. Ne? Mafya mı olacaksın? Nihan'ın hesabını sormak için gerekirse mafya da olurum, babası da olurum. Sen benim avukatım olarak kalacaksan bunu göze alacaksın, tamam? Ben bir gün eğer mafya avukatı olacaksam, o zaman öyle kenar mahalle kabadayılarıyla çalışmam. Gider en büyüğüyle çalışırım. İyi akşamlar baba. Neredeydin bütün gün? Teyzemlere gittim. Derya ile konuşacak çok şey birikmiş. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Sen yemek yedin mi? Ben çok acıktım. Artık teyzenlerde yemek yenmiyor muymuş? Bütün gün evde durmadık babacığım. Akşamüstü dışarı çıktık. Ben de dışarıda yemek yemek istemedim. Şimdi müsaade edersen mutfağa gidip bir şeyler atıştıracağım. Afiyet olsunuz. Oo, halife sarma mı yapmış? Buyur ablacığım, ben bitirdim zaten. Hemen sana da şey yapıyorum. Gel Oğuz, gel. Bizim seninle konuşacaklarımız var. Şimdi sana bir şey soracağım. Ama bütün bu konuştuklarımızın hepsi aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Sabri abi, özellikle de babam. Kimsenin haberi olmayacak, anlaşıldı mı? Ya Allah aşkına. Oğuz, lafımı kesme. Kimse bilmesin dememin sebebi babamı korumaya çalışmak. Anlamadım ablacığım. Babanızı neyden koruyacaksınız ki? Oğuz bak. Benim bir konudan emin olmam gerekiyor. Ama ben her şeyi öğrenip ondan emin olana kadar konu ortaya dökülsün istemiyorum. Ki babamın başı belaya girmesin. Yani bunun sonunda hiçbir şey olmasa bile de babam boşu boşuna üzülmesin. O yüzden önce ben emin olayım ki sonra babama anlatabileyim. Anladın mı? Ya abla vallahi bir şey anlamadım ama gizli diyorsan ona eyvallah. İyi. Senin adliyede tanıdığın var mı? Yok abla, nereden olsun? Ama mevzuyu anlatabilirsen belki bir çare buluruz hani. Bu Burak'ın bastığı düğün var ya, benim o düğünün görüntülerine ihtiyacım var. Polis el koymuş, dava dosyasındaymış ama bizim o görüntüleri bir şekilde almamız lazım. Ya ablacığım, yani sen daha iyi bilirsin belki ama bunun için adliye gitmeye gerek yok ki. Düğün görüntüleri değil mi? Evet. E tamam. Kameramanda bir kopyası vardır kesin. Kapatmıştır şimdi bu saatte. Yarın sabah erkenden hazır ol, seninle görüntüleri almaya gideceğiz. Burada kimse bilmeyecek, anlaşıldı mı? Tamam. Aşk olsun Mithat Bey. Melek Hanım'ı neden getirmediniz? İş konuşacağız diye akıl edemedim. Canım ne olacak? Biz de içeride kadın kadına laflardık biraz. Bir dahaki sefer onu da getirin lütfen. Elbette. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Sevkiyat ne durumda? Yarın sabah yola çıkacak. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Salman'ın bize olan güveni sarsılmış. Adam ödemenin yarısını yapmış. Tırlar sınırı geçince kalan yarısını da yapar. Endişeye mahal yok Mithat? Tabii tırlar sınırı sağ salim geçebilirse. Sen ne demek istiyorsun Mithat?
Daha açık konuşsana. İşi Burak'ın yönetmesinden tedirgin. Çocuğa çok fazla yükleniyorsun. Dün gece olanları duydum. Böyle şeyleri azmetmesi çok da kolay değil. Bir hata yapmasından korkuyorum. Bir gün babasının yerine geçecekse eğer, bu tür krizleri yönetmeyi bilmeli. Olan biteni düşünüp beynini yiyeceğine, beynini bu işi çözmek için kullansın. Sen oğlunu hayata döndüreceksin diye sevkiyatı riske atmanı doğru bulmuyorum. Bir aksilik çıkarsa bunu ortaklara izah edemez. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Sen rahat ol Mithat amca. Ortaklar demek, konsorsiyum demek. Konsorsiyum demek, Ersoylular demek. Aksilik çıkaran, arkamızdan iş yapan, bize tezgah açan, durduk yere vızıltı çıkaran kim olursa olsun ben onun kafasını koparırım. Sen tatlı canını sıkma Mithat amca. Fatih adam çıktı. Tamam. Unutma ilk ışıklarla. Ben de. Arabada çanta, çanta nikeler. İyi geceler Yaşar Bey. Sana da koçum. Ya Yaşar, niye bu kadar erken çıktın? Ne güzel eğleniyorduk. Yarın sabah önemli işlerim var kızım. Şimdi eve gideceğiz, güreş tutacağız. Amca kız, erken uyumam lazım, uyku almam lazım. Geç bakayım. Korktum valla ters yola saptık. Korktu şamata, racunu şaşırdık. Çöktü şebeke. Fatih, korumaları koparınca sen devam et abi. İleride yol daralınca çöpeceğiz. Bizim zevzek işini becersin de gerisi kolay aslanım. Abi patron beni öldürecek abi, bak sana abi halimize bak abi. Geçmiş olsun. Abi sağ ol abi, arabanın haline bak abi, abi bittim. Ya ciks işte ciks. Adamın ağzı gibi ayağının da ayarı yok ki. Arkadan hafif dokundu dedik, bodoslama girdi ya. Abi ne diyor abi, görmüyor musun abi, arabanın haline bak abi. Tamam kardeşim, ver numaranı arkadaşlara. Abi tutanak tutmamız lazım, gözünü seveyim abi ya. Gavit, gidelim biz. Zabıt mı olduk, neyse tutun. Abi. Sonra da eve gelirsin. Tamam abi. Allah razı olsun abim benim, Allah razı olsun. Abi sizde tutanak var mı abi? Ne biçim taksicisin lan sen? Dur abi bakayım hemen abi, bekle abi. Abi bakayım abi. Aha yürü be daha. Abi yok, bende yok abi, sizde yok mu abi? Fulle boli bir de abi repetinaj babayamam evra. Ya şantaj makara da fukara. Tenli bobinaj arabada çanta. Çanta nikelaj. Burası iyi abi. Kara kutu telsiz.
öptüler siz bizi ele verdin. Hiç habersiz uyandım da gitti bensiz. Kapalı kısımlık burada hepimiz. Yavrucuğum, asma şu suratını ya, he? Topağını Karaköy, üstü Galata. Frene asıldım, koptu Galata. Ters yola saptık, koptu Şamata. Racunu şişirdik, çöktü şebeke. Çekeceğimiz var. Ne bekliyorsun kardeş? Birader, bir yolcumuz gelecek. Erken çektik, bari gül al Yaşar. Alayım gülüm. Koşunum atcımı. Koşunum. Ver yengenin hepsini. Lan misafir yolun ortasında ne yolcusu? Ecel yolcusu. Benim günahım ne koşunum? Senin günahın parayla pulla ödenmez. Artık kaçağa çıkmak zorunda değilsin. Ali Rıza Altay. Burak kalkmadı mı? Kalktı. Erkenden de çıktı. İşi varmış. Aferin ona. Hayırdır Rıfkı? Görüntüleri servis edeni bulduk abi. Bu bilginin doğruluğundan emin miyiz Rıfkı? Eminiz abi. Bir şey daha var abi. Söyle. Ali Rıza'nın eniştesi aradı. Sormuş, soruşturmuş. Çiftliğin asıldığı gece Sabri önceden oradaymış. Taksici baskını yaptığı zaman Sabri'yi mahallede görenler olmuş. Adamlarını topla Rıfkı. Bunun hesabını soracağız. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ne haberiz efendim? Evraklar hazır abi. Tırlar hazır değil. Gelirler birazdan ya. Biz erken geldik. Ramos, şunu tazele. Halide uyanmadı mı daha? Dışarı çıktı abi. Sabahın köründe ne işi varmış? Oğuz yanında abi, merak etme. Otur otur. Sağ ol abi. Abi.
Fuat bu kadar adamla niye gelmiş ki? Sorarsın. Hayırdır Fuat? Kimden korkuyorsun da bu kadar adamla geziyorsun? Kendim için değil. Seni korusunlar diye getirdim onları. Kimden koruyacaksın beni? Sabri. Seni satmış. Arkandan iş çeviriyor. Sabri. Kaça sattın beni? Haşmet Ağa'yı alacak kadar para memlekette kimde var ki? Kime satayım abi? Oğlumu internette kepaze eden görüntüyü Sabri yaymış. Belli ki bizi birbirimize düşürmek istiyor. Fuat, ben bu internet işlerinden anlamam. Ama bunun için Sabri'nin dolap çevirmesine gerek yok. Kimin kalemini kır dese düşünmeden kırarım. Senin kalem kırma devrin eskidendi Haşmet Ağa. Hele benim kalemimi kırma devrin çok eskidendi. Sen şimdi Sabri'yi ver. Ben bir güzel konuşturayım onu. Derdi neymiş öğreneyim ha? Hanımefendi, size bir kopyasını çıkarsaydım. Olsun. Arkadaşım bak hele sen. Sen bize bir çay söyle. Şunu da al. Hadi bizim işimiz uzun sürecek. Hadi güzel kardeşim hadi. Hadi. Fiko! Nerede bu Yaşar? Ne kendi burada, ne tırları burada. Nasıl iş bu? Ara şunu. Ara, su kaynatıyor de. Alo Yaşar Bey. Neredesiniz kardeş? Gelmedi tırlar. Tırlar yok Fikret Bey. Ne demek lan tırlar yok? Ne demek lan tırlar gelemeyecek? Biz bu mal burada tutamayız. Gerizekalı. Ulan Yaşar, sabahtan beri afiş ettiğimizi burada. Eğer o tırlar 7 dakika içinde burada olmazsa seni 7 parçaya böler, 7 tepeye tek tek gömerim. Yaşar bu işlerden sıkılmış. Taksici. İmza alalım. Çok garibanın ahını aldım. Burayı komple bağışlasam kefaretini anca öderim diyor. Diyorsun lan sen. Tırları diyorum, boşuna bekleme.
Yaşar az önce onları şoförler odasına bağışladı.